Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları sırasında basketbol mücadeleleri Trabzon'un Pelitli beldesindeki yeni inşa edilen bu spor salonunda oynanacak. Spor salonu 7500 kapasiteli ve 500 kişilik araç otoparkı da mevcut. Salona Trabzon'un efsane spor adamlarından Trabzon Lisesi'nin ilk beden eğitimi öğretmeni, Trabzonspor'un ilk teknik direktörü Hayri Gür'ün adı verildi. Mesela teyzenin biri şey demişti, öyle pazardan geliyor herhalde, elinde çantalar. Beni gördü, bıraktı, şöyle bir baktı, ben de içinden görüyorum tabii. Vullahi ayağa bak dedi, bırakmıyor ayakkabıyı. Teyze diyorum, bırak, gidemiyorum. Bu olimpiyatlar 14-17 yaş. Avrupa Gençliği'nin yarışacağı 9 branşta 4000'e yakın sporcunun yarışacağı olimpiyatlar. Bu anlamda Trabzon'umuz daha olimpiyatların coşkuyla tutuyor ve o günü hazırlanıyoruz. Ben bu vesileyle 23-30 Temmuz tarihleri arasındaki olimpiyatlara tüm vatandaşlarımızı, tüm insanlığı davet ediyorum. Bir kere iyi bir ev sahipliği yapmamız lazım. Ülkemizi, yöremizi en iyi şekilde temsil etmemiz lazım. Zaten Trabzon çok konuksever bir kenttir. Düşmanla bile sofrasını, evini açan insanların yaşadığı bir kenttir. Ben buradan 4000-5000 sporcudan ve bir o kadar da gelecek olan izleyiciden hoşça vakit geçirerek anılarında bir Trabzon olgusuyla döneceklerine ve tekrar tekrar bu kente geleceklerine inanıyorum. İçinde bulunduğumuz mekanlar gibi Trabzon'da onlarca, binlerce yaşını aşmış kilisemiz var, camilerimiz var, doğamız var, nehirlerimiz var, Sümele Manastırı var, kalemiz var. Birçok ama tarihi turistik yerlerin gezilmesinin yanı sıra Trabzon'da güzel bir balık yiyebilirler, güzel bir köfte yiyebilirler. Trabzon'un yöresel yemeklerinden, mısırımızın çeşitlerinden, kuymağımızdan tatlılarımıza kadar tadabilirler. Hoşça vakit geçireceklerini düşünüyorum. Bir de bununla hareket şeyin çok kısıtlı. İçine girdiğin zaman yani hareket edemiyorsun çok fazla. Arkaya bakamıyorsun mesela dönüp. Biraz yani olimpiyat hamsisi olduğu için büyük bir hamsi. Arkaya bakamadığın için arkada ayakkabıyı tutan oluyor, şortu çeken oluyor, işte arkadan sarılanlar falan oluyor. Ama çok seviyor Trabzon, artık Türkiye'de seviyor. Şimdi biz de şunu biliyoruz ki özellikle Trabzon yaz dönemi olimpiyat olmasa dahi oldukça yoğun bir şehir. Bu turizm açısından hareketli geçtiğini yazın gösteriyor ve yoğun oluyor, bunu biliyoruz. Fakat bunun yanında sadece merkeze odaklanmamak gerekiyor. Merkezin dışındaki diğer otelleri de dikkate almak suretiyle ki merkez dışına baktığımız zaman en fazla bir saatlik mesafede yakın illerimiz bile bu ihtiyaca yardımcı olabilecek durumda. Dolayısıyla sorun yaşanacağını pek fazla tahmin etmiyoruz. Gelenlerin hepsini ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Problem olmayacağını düşünüyoruz. Yeter ki gelsinler. Trabzon'a pek çok, hatta bazıları Türkiye'de ilk olmak üzere tesisler yapılıyor. Bu konuda duyduklarınız neler sizin? Vallahi yakından da ilgileniyorum. Yani böyle gözlemlerim var zaten. Şu anda da mesela sahillerde gereken yerlere konuldu. Bayağı da inşaat var bu konuda. Ve bizim şehrimize de şöyle bir katkısı olacak. Tabii olimpiyatlar bittikten sonra Trabzon'a çok güzel tesisler kazanmış olacak. Ve önümüzdeki zaman içerisinde de birçok oyunları Trabzon'a alabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu altyapı Türkiye'de belki sadece Trabzon'da var. Peki senin için nasıl başladı serüven? Nasıl hamsi olmaya başladın? Hamsi olmaya nasıl başladım? Bana ilk dedikleri zaman hani bu işte yapar mısın diye biraz hani soru işareti vardı kafamda. Yapabilir miyim? Yani dünyaya insan olarak gel, belli bir zaman sonra hamsi olarak. ...23-30 Temmuz tarihleri arasında 49 ülkeden 4000'e yakın sporcu Olimpiyat Köyü'nde inşa edilen bu odalarda konaklayacak. Daha
Trabzon bir spor, sağlık, turizm kenti olma yönünde emin adımlarla birlikte ilerliyor. Sayın Bakanımıza bir canlı yayında sorduğum bir sorudan sonra da şu cevabı aldım. Yani ben şunu sormuştum. Acaba bu tesisler bundan sonraki süreçte, yani olimpiyatlardan sonra ne olacak? Sayın Bakan Faruk Özak şunu söyledi. Hiç kimse merak etmesin dedi. Şimdiden Avrupa'daki bütün organizasyonlar Trabzon'dan, Türkiye'den bu manada yer istiyorlar. Yani örneğin işte bir jimnastik müsabakalarının, Avrupa gençler jimnastik müsabakalarının Trabzon'da yapılması söz konusu. Yüzme müsabakalarının yapılması Trabzon'da söz konusu. Kaldı ki bunlarla birlikte olarak hem Türkiye'den kamplar her alanda güreşçiler olsun, yüzücüler olsun, atletler olsun, tenisçiler olsun bundan sonra Trabzon'a gelecekler. Burada kamp yapacaklar. Bırakın Trabzon'un geçmişinde de tenis var. Trabzon deyince sadece futbolu hatırlamamak lazım. Bu manada da özellikle idmanlar antre etme anlamında da buralarda Sayın Bakan kuyrukların oluşacağını ifade etti. Biraz sonrasında kız veriliyor. Aileler peki mesela jimnastik salonu yapıldı. Türkiye'de ilk defa jimnastik amaçlı salon. Aileler çocuklarını sizce oraya gönderirler mi? Şimdi Trabzon'da bale salonu da açıldı. Tansa Türk'ün bale salonu ve tıklım tıklımmış. Atletizme hayli hayli giderler diye düşünüyorum. Ben çocuğumu jimnastiğe göndermek istiyordum ama öyle bir yer yoktu. Şimdi öyle bir imkan var. Elbette burada okullara göre. Bir de hamsiyi seviyorum. Ben hamsiyi çok yerim. Yani bütün böyle hamsi festivallerine giderdim ben önceden. Nerede bir hamsi ızgara ben orada falan elimde pır 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 yapıyorum. Abdüre'ye gelmiyorsun. Şunu söylemek gerekiyor. Trabzon 50 Trabzon'un 50 yılını kurtaracak tesislere sahip oldu. Bu tesisler bundan sonra nasıl kullanılacak yarışmalardan sonra? Burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne büyük görev düşüyor. Bazı tesisler şehir dışına yapıldı. Mesela jimnastik salonu, spor salonu, Hayri Gül spor salonu biraz şehrin dışında. Bu tesislere ulaşımı Gençlik Spor İl Müdürlüğü sağlamalı. Gerekli servisleri koyarak çocukların buraya ulaşımları sağlanması lazım. Duyan Sayın Bakanımız Nafis Özak büyük bir destekle, heyecanla ilk günden beri Trabzon Vakfı oyunlar sırasında Trabzon'u yabancı konuklara her yönüyle tanıtmak için bir dizi etkinlik hazırlığında. Tarihsel mekanlarda özellikle Ayasofya Kilisesi'nde 20-21-22 Temmuz tarihleri arasında operayı getirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız son aşamasında. O tarihler arasında kültür, sanat ve el sanatları etkinlikleri Dünya Ticaret Merkezi'nde olacak 22-31 Temmuz tarihleri arasında. Orada vakfımız 1869-1904 yılları arasında çıkan Osmanlı salnamelerini basmıştı. Onları tanıtacağız. Onları Türkçe'ye çeviren arkadaşımızla söyleşi yapacağız Osmanlı salnameleri üzerine. Hüseyin Albayrak gene vakfımızdan Trabzon basın tarihini yazmıştı. Onunla bir söyleşimiz olacak. Onunla imza günlerimiz olacak. Bu tür etkinliklerle biz de gelecek olan yurt dışından gelecek olan misafirlerimizi ağırlamaya çalışacağız. Hamsi bir de ezik bir hayvan olarak bilirler ama senden sonra galiba o imajından da kurtuldu mu? Hamsi böyle baktığın zaman diğer balıklara nazaran, yani hamsi böyle biraz daha ezik falan, hemen mangala müsait. Pat pat temizle, at mangala, ser. Tavası olur, ızgarası olur, buğulaması olur, ekmeği olur, pilavı olur. Yani her şeyi olur hamsinin. Olimpiyat hamsisi de olurmuş. Biz kendisiyle bu çekimi yaparken ilk defa orada görüşmüştük. Görüşmüştük ama gördük ki tam valimize gitmiş, belediye başkanımıza gitmiş ama ben belediye başkanımıza dedim ki hiç olmazsa bir simit ısmarlasaydı. Onu da yapmamış. Trabzon simiti de ön plana çıkardı bu arada. Evet, ben tekrar arkadaşımızı kutluyorum. Gerçekten tanıtıma çok katkısı oldu. Koordinatörümüzü, emeği geçen arkadaşları, herkesi kutluyorum inşallah. Hep böyle güleriz bu bir yıl boyunca. Olimpiyat ateşi Trabzon'da yanıyor. Avrupa'nın 49 ülkesinden 4000 sporcu 9 branşta yarışmak için geliyor. Yeni arkadaşlıklar kurmak için, yeni
yeni kültürleri keşfetmek için. Eğlence ve sportif başarı için Trabzon Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na hazırlanıyor. Hazır ol Türkiye, heyecan başlıyor. Ağzına mı çok abi koy bakalım istersen. Telefonu koy abi diye. Koy abi diye. Olmaz öyle olmaz. Abi çekeyim mi? Kayıt mı? Abi bir kayda girer mi? İşte o. İşte o. Ama biz tabelerde... Yağlıyorlar, ballıyorlar beni, tamam mı? Yağlıyorlar, ballıyorlar beni abi. Her istediklerini yaptırıyorlar.